Gerek o zaman. Tamam, devam ediyoruz o zaman. Şimdi şöyle bir şey, İkinci Dünya Savaşı'nın bu ilk oluşma anları zamanlarını düşünelim. Bu 1945 yılında biliyorsunuz o bitiş zamanlarıydı. Bundan önce bütün dünya bir şekilde bu silahlanma dönemi oluyor ve işte roketler, işte jetler çalışmaları başlıyor ve işte Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nün içerisinde bir grup profesör orada bunda da ses kötü. Buna da gidiyor. Oradaki bir grup profesör roket çalışmaları başlatıyor. İşte Theodor von Karman isminde bir profesör. Ve düşünün, işte üniversitenin içerisinde, örneğin Ordu Üniversitesi'nin ortasında bir profesör sürekli roket denemesi yapıyor. Ne olur, yani düşünün her tarafta nitrik asit deneyleri var, işte etrafı patlatıyor falan. Ne olur öyle bir durumda? Rektörümüz gelir der, işte ya burada üniversitenin ortasını sürekli patlatamazsınız der. Gidin başka bir yere gider. Şimdi aynı şey burada da oluyor. 1936 yılında yaklaşık olarak Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ne 10 kilometre uzakta bir bölgede bir baraka şeklinde kuruluyor. Ve orada ilk roket denemeleri yapılıyor. Tabii bu sırada işte roketçiler denilen işte insanlar var. Bu insanlar ilk denemeler yapılıyor ve bu çok zamanla çok daha büyüyor. 1958 yılında NASA kuruluyor. NASA kurulduktan sonra bakıyor ki şu anda çalışan güzel bir enstitü var ve burada ses geliyor. Devam ediyorum ama ses gidip geliyor. 1958 yılında NASA kurulduktan sonra bakıyor ki bir kurum var. Şu anda çok iyi bir şekilde ses. Bu enstitü biraz da neyse tam ağzımaymış acaba. 1958 yılında NASA kurulduktan sonra bakıyor ki çok iyi çalışan bir roket enstitüsü var. Diyor ki ben bu roket enstitüsünü kendime bağlamak istiyorum. Ondan sonra Caltech'e geliyor, diyor ki ben bu JPL denilen enstitüyü istiyorum. Caltech diyor ki, yani düşünün şimdi üniversitenizin ortasında çok iyi çalışan bir enstitü var. Caltech diyor ki ben bunu vermem. Ondan sonra NASA diyor ben bunu isterim. Caltech dedi ben vermem. Böyle aralarında bir tartışma geçiyor ve ondan sonra NASA Caltech üzerinden JPL'i yönetiyor. Yani aslında böyle bir organik bağlantı var ve sürekli o nedenle JPL şeklinde yazılmak zorunda kalıyor ve sürekli İşte NASA baktığında böyle California Institute of Technology diye yazılması gerekiyor. Tabii 1936 yılında bir barakayla başlayan bu enstitü şu anda çok daha gelişiyor. Şu anda gördüğünüz gibi devasa bir araştırma enstitüsüne dönüşmüş durumda. Burası NASA'nın 11 tane merkezinden birisi. Ve şu anda içeride 5000 kişi çalışıyor. Ve buranın bütçesi 1.4 milyar dolar. Buranın ana misyonu bu derin uzay robot araştırmaları dediğimiz bir araştırma çeşidi. Yani derin uzaydan kastımız da Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 8 katına derin uzay deniyor. Yani yaklaşık olarak 2 milyon kilometreye derin uzay deniyor. Yani bizim şu andaki amacımız 2 milyon kilometre uzaktan daha uzağa bir şeyler göndermek. Yani robotlar göndermek ya da ne bileyim çevresinde dolanan işte bir şeylerin çevresinde dolanan işte uzay araçları göndermek. Ya da işte ne bileyim flyby dediğimiz işte tam gezegenin yanına gidiyor ve oradan uzaklaşıyor ve fotoğraf çekip uzaklaşan misyonlar yapmak. Şu anda son ilgi alanlarından birisi de yer bilimleri. Hatta yaklaşık olarak %30'u yer bilimleri oldu buranın. Ve buradaki olay da şu. Örneğin biz robotları gönderiyoruz uzaya ya da diğer gezegenlere. Aynı şekilde teleskopları ya da robotları uzaya gönderip dünyaya da baktırabiliyoruz. Yakın zamanda bir teleskop fırlatılmıştı. SMAP isminde. Bu işte toprağın nemini ölçen, neminin haritasını yapan bir teleskoptu. Bütün Amerika'nın üzerinde dolaşıyor ve işte dünyanın toprak nemini ölçerek işte ne kadar nerelerde iyi tarım yapılır, nerelerde yapılmaz bunlardan bahsediliyor. Bunları ölçebiliyordum. Peki ben kimim? Ben bugüne kadar hep astrofizik üzerine eğitim aldım ve bununla alakalı araştırmalar yaptım. Esas araştırma konum molekül astrofiziği, yıldız oluşumu ve molekül bulutları.
Son zamanlarda işte NASA'daki böyle birçok arkadaşımın işte örneğin soruyorsunuz işte ne yapıyorsunuz? İşte ben Mars'ta bilmem şu projede çalışıyorum. İşte ben işte Jüpiter'e giden şu proje üzerinde çalışıyorum. Bunun gibi birçok şey duyduktan sonra artık benim de böyle mühendisliğe karşı, teknolojiye karşı zaten var olan bir ilgim vardı. Bundan dolayı biraz daha etkilendim ve şu anda uzay iletişim mühendisliği alanında bir alana girdim ve burada çalışıyorum şu anda. Çalışacağım. Peki menüde neler var bugün? Dediğim gibi ben bir astrofizikçiyim. O nedenle size biraz astrofizik anlatacağım. Yıldızların nasıl oluştuğunu anlatacağım. Radyo teleskoplar ve molekülleri kullanıyoruz. Bunlar nasıl yardım ediyor bize? Uzun dalga boyu astronomisi kullanıyoruz. Bu ne demektir? Günlük hayatta bu bir işimize yarar mı? Bunlardan bahsedeceğim. Buralarda mühendislik yoktu herhalde Ordu Üniversitesi'nde değil mi? Ya bilgisayarla alakalı iş yapan, bilgisayarla alakalı bir şeyler yapmak isteyen var mı? Çok fazla yok burada. O zaman size bir soru en azından. Yani bunu düşünün. Elinizde bir makineniz olsa ve saniyede 700 terabayt veri üretse ve bu makine 24 saat çalışsa bu veriyle nasıl başa çıkarsınız? Saniyede 700 terabayt veriden verinin ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Devasa bir şey. Ve bizim öyle bir makinemiz var ki ya da olacak ki bu şekilde veri üreteceğiz ve 24 saat çalışacak ve bununla başa çıkmamız gerekiyor. Ve diğer konularda işte uzaya ve diğer gezegenlere gönderilen işte robotlar, bunlar nasıl gönderilir, bir misyon nasıl planlanır, bunlardan bahsedeceğiz ve NASA'nın Mars planlarından bahsedeceğiz. Şimdi dediğim gibi biraz astronomiden başlayalım. Elektromanyetik tayfa herkes duydu mu? Duyanlar var, duymayanlar var, hiç önemli değil. Şurası bildiğimiz görünür bölge. Yani biz bir şeye baktığımızda, yani kendi gözlerimizde bir yere baktığımızda aslında görünür bölge dediğimiz bir frekans vardır. O frekans da tam şu ortadaki şuraya tekabül eder. Yani biz buna bu şekilde dalga boyu deriz şuraya. Eğer ki bu dalga boyu kısaysa biz X ışınları gamma ışınlarına gider. Buralar yüksek enerjili parçacıklardır. Yani bize çarptı mı aslında zarar verir. Hani X ışın dedektör, X ışınları bize zarar verir diye duymuşsunuzdur mutlaka. X-ray aracının içerisinden geçtiğinizde mutlaka size bir şekilde zarar verir. Ama eğer ki uzun dalga boyları kullanırsak bunlar düşük enerjili parçacıklardır ve bize hiçbir şekilde zarar vermezler. Şuraya dikkatinizi çekmeyi istiyorum. Burası sıcaklık çubuğu. Buradaki olay da şu. Sonuçta biz uzayı gözlemliyoruz değil mi? Uzaydaki herhangi bir cisim mutlaka ve mutlaka bir sıcaklığı vardır. Yani yıldız olsun sıcaklığı vardır, bulut olsun sıcaklığı vardır. Herhangi bir sıcaklık, yani soğuktur ya da sıcaklık, hiçbir şekilde bir sıcaklığı vardır. Biz de o sıcaklığa tespit edebilmek için ona uygun bir teleskop yapmamız gerekiyor. O teleskop da şu şekilde. Eğer ki çok sıcak bir bölgeye bakmak istiyorsak şu şekilde gördüğünüz gibi işte 10 bin derece sıcaklık, 10 milyon derece sıcaklık doğal olarak bu şekilde teleskoplar kullanıyoruz. X ışın teleskopları, gamma ışın teleskopları kullanıyoruz. Eğer ki soğuk bir şeyleri gözlemek istiyorsak uzun dalga boyu teleskopları, yani radyo teleskoplar, işte mikrodalga, milimetre teleskopları kullanıyoruz. Ve gördüğünüz gibi soğukluk gerçekten çok soğuk. Şurası -273 santigrat derece. Yani mutlak sıfır dediğimiz sıcaklık burası. -273 santigrat derece olabilecek en soğuk soğukluk. Ondan ötesi yok. Ve gördüğünüz gibi de burası 1 ve şurası 100. Yani gerçekten çok soğuk bölgelerden bahsediyoruz. Şimdi gözlem yöntemlerine devam edersek, Atbaşı bulutusunu duyanlar mı hiç daha önceden? Bu meşhur bir bulutudur aslında. Uzayda bu şekilde bir sürü bulut var. Hatta nebula kelimesini duymuşsunuzdur belki. Nebulalar var. Bunlar devasa bulutlar. Yani bulut dediysem yani dünyadaki bulutlardan hiç alakası yok. Gerçekten devasa. Dünyayı, güneşi çok daha fazla, çok daha büyük şeyleri içerisinde barındırabilecek derecede çok büyük bulutlar bunlar. Örneğin bu Atbaşı bulutusu, bu da Kartal bulutusu. Şimdi, eğer ki biz görünür dalga boyu dediğimiz işte gözlerimizle bu bölgeye baksak şöyle bir fotoğraf elde ediyoruz. Aynen bu şekilde. Eğer ki biz kırmızı ötesi bu infrared dediğimiz bir kamerayla baksak şu fotoğraf elde ediyoruz. Eğer ki biz az önce dediğim gibi o uzun dalga boyu dediğimiz radyo teleskoplarla bakarsak çok daha farklı bir görüntü elde ediyoruz. Bu şekilde.
Yani aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Aslında biz aynı bölgeye farklı teleskoplarla baktığımızda farklı şeyler elde etmiş oluyoruz. Farklı şeyler öğreniyoruz aslında. O bölgedeki işte yoğunluğu, sıcaklığı vesaire vesaire çok farklı şeyler öğrenmiş oluyoruz. Tabii gördüğünüz gibi örneğin bu şekilde teleskoplar da var. Yerde teleskoplar. Bu örneğin optik bir teleskoptu. Şu infrared teleskop yani kırmızı ötesi teleskop. Bir de radyo teleskoplar var. İşte bu şekilde. Yani onları da daha yükseğe koymak zorundasınız. Örneğin optik teleskop dünya yer seviyesinde de görebilirsiniz. Deniz seviyesinde görebilirsiniz. Ama daha detaylı görmek için işte dağa çıkartmanız lazım. Dağdan daha yükseklere çıkartmanız lazım gibi. Tabii astronotların hayal gücü biraz daha geniştir. Farklı teleskop türleri üretmeye çalışılıyor. Çünkü farklı amaçlar var. Örneğin bir uzay teleskobumuz var. Herkes Hubble teleskobu biliyor değil mi? Hubble uzay teleskobunu. Yani duymayan yoktur değil mi Hubble uzay teleskobu? Bu Hubble değil. Bu Herschel uzay teleskobu. Bu teleskop uzaydaki şu anda en büyük aynaya sahip teleskop. 3,5 metre çapında bir aynası var bunun. Şurası da 3,5 metre. Tabii bu teleskop uzun dalga boyları dediğimiz şeylerde, frekanslarda gözlem yapıyor. Ve özellikle az sonra göstereceğim birkaç tane molekül var. Bunları gözlemek çok daha iyi oluyor. Tabii sadece uzay teleskobu yapmıyor. Farklı teleskoplar var. Örneğin uçak şeklinde bir teleskop var. Bunu hiç duydunuz mu? Şu Sofya denilen bir teleskop var. Uçak şeklinde. Bu teleskobun bir eski bir Boeing uçak bu aslında. Arkası ikiye kesiliyor. Arkası yarılıyor. Ve arkasına 2,5 metre çapında bir teleskop yerleştiriliyor. Şimdi düşünün bakalım. 2,5 metre bir çapında bir teleskop var. Ve biz çok hassas bir şekilde şöyle uzayda bir bölgeyi gözlemek istiyoruz. Çok ince bir şekilde. Şimdi uçak ne yapar? Giderken türbülansa girer, sallanır, işte biraz bir şeyler olur, sallanır. Sallanınca ben buraya bakacaksam buraya bakmış olurum. Nasıl teleskobu sabit tutarım? Biraz şey yapabilirsiniz, cevap bekliyorum sizden. Nasıl sabit tutabilirim ben bu teleskobu? Evet. Tahmini olan var mı? Evet, nasıl? Teleskobu sabit bağlamayabilirsiniz. Benzer bir şey yapılıyor aslında. Tam şurası kötü. Aslında evet, teleskobu sabit bağlamayabilirsiniz gibi bir şey buradaki olay. Yani ne yapılıyor? Uçak giderken, uçak sallanıyor örneğin. Şu şekilde sallanırken aynası da öteki tarafa sallanıyor. Ama bu hesap mikrosaniyeler derecesinde yapılıyor. Ve mikrosaniyeler içerisinde uçak sallandığında hemen aynı da öteki tarafa sallanıyor ve bu şekilde sabitleniyor. Ve hiçbir zaman baktığın yerden dönmüyor. Bu teleskop çok ilginç bir teleskoptur. Hatta uzay teleskopları çok pahalıya mal olduğu için acaba uçak şeklinde bir teleskop yapsak nasıl olur diye ortaya çıkmıştır. Bunun maliyeti yaklaşık olarak 100 milyon dolar yılda. Normal bir optik bir teleskobun maliyeti işte 5 milyon falan tutar. Bu teleskop gerçekten çok pahalıya mal olan bir teleskop. Tabii sadece olay bu değil. Farklı teleskop türlerimiz de var. Örneğin balon şeklinde bir teleskop var. Örneğin bu gibi. Bu da örneğin Antarktika'dan fırlatılıyor bu teleskoplarda. Antarktika'dan bir yerde sabit tutuluyor, oradan yükseliyor. Yükseldikten sonra bulutla, oradaki rüzgarla beraber dönüyor ve tekrar aynı yere 2 hafta sonra geliyor. 2 hafta sonra balona İğne batırılıyor, patlatılıyor ve düşürülüyor. Ondan sonra oradaki işte gözlem verisi elde ediliyor. Bu devasa bir teleskop. Gerçekten devasa bir şey bu. Şu tam altında bu hani balonların sepetleri vardır ya. O sepetin içerisinde aslında teleskop var. Sepet de nasıl diyeyim işte şuradan belki şu tavana kadar var diyebiliriz. Yani bayağı büyük bir sepeti var. Düşünün o sepet de tam şurada balonun büyüklüğünü düşünün yani. Bayağı büyük bir şeyden bahsediyoruz burada. Ve bu da farklı bir yöntem gözlem yapmak için. Antarktika'da bir astronomun yani hayali gibi bir şey. Çünkü en iyi gözlem yapılan yer Antarktika. Dediğim gibi biraz yıldızlar nasıl oluşuyor onlardan bahsedelim dedim. Eğer ki optik astronomiyle az önce bahsettiğim gibi yani gözlerimizin olduğu o frekansla dalga boyuyla bakarsak bir yıldız oluşum bölgesine aynen şöyle bir fotoğraf elde ediyoruz. Güzel mi?
Evet. Optikle bakarsak hiçbir şey göremiyoruz. Kapkaranlık bir şey görüyoruz. Burası karanlık böyle. Bunlara biz kara bulutlar diyoruz. Kara bulutların içerisi çok yoğun oranda gaz ve tozdan oluşuyor. Optikle bir şey göremiyoruz. İnfraredle baksak, kırmızı ötesi de baksak çok daha farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi burada şu örneği veriyorum genelde. Dediğim gibi burası çok yoğun gaz ve tozla kaplı bir yer. Şimdi gaz ve toz olunca ne olur göremiyorsunuz. Nasıl göremiyorsunuz? İşte köy yolunda gidiyorsunuz örneğin. Önünüzde çok hızlı giden bir örneğin bir araba var. Araba ne yapıyor? Tozu dumana kattı bütün etrafı. Ve arkadan da siz gidiyorsunuz, hiçbir şey göremiyorsunuz. Böyle bir durumda ne olur? Siz der misiniz ki ya bu tozun arkasında hiçbir şey yok? Demezsiniz değil mi? Aynı şekilde burada da toz ve gaz var. Ve biz bunun arkasında bir şeyler olduğunu düşünüyoruz ve bunu arkasında görmeye çalışıyoruz. Aslında arkasında yıldızlar oluşuyor. O toz ve gazın içerisinde aslında yıldızlar oluşmuş oluyor. Bu şekilde. Yani karanlık gibi gözüken şeylerin içerisinde, bulutların içerisinde. Peki neden göremiyoruz? Şu toz parçacığının boyutu olduğunu düşünürsek, az önce dedim ya işte dalga boyundan bahsediyordum. İşte bizim frekansımız, o göz dediğimiz şey. Eğer kısa dalga boyu kullanırsak, toz parçacığı şuysa, şu şekilde gelir ve oraya çarpar. Hiç şey yapamayız. Yani kapkaranlık gözükmesinin sebebi aslında bu. Eğer uzun dalga boyu kullanırsak, toz parçacığının boyu bu. Biz bu şekilde geliriz ve arkasını geçeriz ve arkasını görürüz aslında bunu. Bizim aslında amacımız o toz bulutunun içerisinde ne var? Arkasında ne var onu bulmaya çalışmak. Çünkü bir şeyler oluyor orada. Az önce dediğim gibi yıldızlar oluşuyor. İki tane kavramdan bahsedeceğim. Eminim ki duymuşsunuzdur, duymamışsınızdır. Rotasyonel ve titreşim geçişleri diye. Biz aslında oralara bakıyoruz ama aslında gözlediğimiz şey bu toz ve gaz değil. Orada içerisinde bulunan molekülleri bulmaya çalışıyoruz. Örneğin karbon monoksit molekülü. Şimdi karbon monoksit molekülünü gözlemeye çalışıyorum. Ben o şeyin içerisinde, bulutun içerisinde. Nasıl oluyor? Bir rotasyonel dediğimiz bir geçiş var. Karbon monoksit molekülü döner. Yani kendi ekseni etrafında döner. Her dönmesi bir enerjiye karşılık gelir. Ve bu enerji bir frekansa tekabül eder. Benim bir teleskobum vardır yerde. Teleskobumun frekansını ayarlarım bu frekansa ve uzaya doğru bakarım. Eğer ki uzayda bu frekansta bir şey varsa diyorum ki orada şu anda karbon monoksit molekülü var. Karışık mı yani? Bir daha anlatayım titreşimde. Hidrojen molekülü var burada. İki tane H var. Hidrojen molekülü titreşim yapar. Bu titreşim neticesinde bir enerji oluşur. Enerjiyi bir frekansa tekabül eder. Ben yerdeki teleskobumu o frekansa ayarlarım, uzaya bakarım. Eğer ki o bölgede bir şey varsa derim ki şu anda orada hidrojen molekülü var. Açık mı? Bizim aslında teleskopları kullanma yöntemimiz budur. O nedenle biz herhangi bir frekansı ayarlamaya çalışırız teleskoplarımızı. Şimdi buluttan yıldıza nasıl çöker? Buluttan yıldıza nasıl çökertiriz? Şimdi elimizde kara bulut var. Bir sürü teoriler var. Teorilerden bir tanesi tetiklemeyle yıldız oluşumu teorisi. Şimdi şöyle bir şey. Bir yerde bir yıldız patlıyor. Patlamanın neticesinde çok yoğun oranda bir şok dalgası etrafa yayıyor. Bu şok dalgasıyla beraber oralarda bulunan başka bir bulutun içerisindeki işte gaz ve tozla bir yoğunlaşma meydana getiriyor. Ve o yoğunlaşmanın olduğu yerde yavaş yavaş küçük çekirdekler oluşuyor. O çekirdeklerde yeni oluşmakta olan yıldızı aslında bir başlangıç teşkil etmiş oluyor. Tabii sadece değil. Zaman geçiyor. Şimdi şöyle düşünün. Dediğim gibi çok yoğun gaz ve toz var. Ortada bir çekirdek var. Ve güçlendikçe ne yapıyor? Çevresindeki gaz ve tozu içine doğru çekiyor. Şimdi içerisine doğru çektikçe ortadaki daha da büyüyor. Daha da büyüdükçe daha da uzaktaki gaz ve tozu çekiyor. Ve bu şekilde daha da büyüyor, daha da büyüyor ve genişliyor bu şekilde. Şimdi olay aslında böyle bir şey buradaki de. Ama bizim bir şekilde dönmemiz lazım ki o madde aktarımını, ortaya olan madde aktarımını daha da hızlandırmamız lazım ve daha da etkin hale getirmemiz lazım. Buradaki olay da o. Sonuçta dünya dönüyor değil mi? Güneş de dönüyor, galaksimiz de dönüyor. Yani her şey bir şekilde dönüyor. Yani dönmeyen bir şey yok aslında. Döndüğünden dolayı biz aslında o dönmeyi sağlamak için, dönme sağlanması için ilginç bir şey oluşuyor bu yıldız oluşumu aşamasında.
iki tarafından kuzey ve güney kutuplarından molekül fışkırması dediğimiz fışkırmalar oluşuyor. Az sonra onun fotoğrafını göstereceğim. Yani tam ortada çöküyor yıldız, o bulut çöküyor ve yıldız oluşmaya başlıyor. Çevresinde bir disk oluşuyor. Diskin topaç gibi dönmemesi için iki tarafından kuzey ve güney kutuplarından fışkırmalar oluşuyor. Ve o fışkırmalar neticesinde o madde çok iyi aktarılabiliyor. Yoksa o fışkırmalar olmasa yalpa yapar ve sanki düşer gibi. Hani topaçta şey yapar ya, düşme ihtimali var ya, onun gibi bir şey buradaki olayda. Ve zaman geçtikçe yukarılardaki o gaz ve toz daha da aşağı çöküyor ve bir disk oluşuyor. Ve bu diskin içerisinde artık gezegenler oluşuyor. Ve biz buna gezegen oluşturan disk diyoruz. İşte dünyamız, diğer gezegenler de bunun bu şekilde oluşuyor. Tabii bu kadar basit değil. Yani çok basit olarak anlattım ama yani ben son 7 senemi yıldızlar nasıl oluşur onun üzerine uğraştım. Ciddi ciddi hiçbir şey bilmiyoruz hala. Gezegenler nasıl oluşur hiçbir şey bilmiyoruz. Açarsanız şu anda bir astronomi kitabını, gezegenler nasıl oluşur, yazarlar bir şeyler. İşte gezegenler şu şekilde oluşuyor. Yok, o kadar değil. Gerçekten hiçbir fikrimiz yok gezegenler nasıl oluşuyor. Niye? Elimizde şu kadar büyük küçüklükte toz parçaları var. Şu kadar büyüklükte kayalar var. Ve büyük gezegenler var. Arada ne oluyor? Ne bitiyor? Hiçbir fikrimiz yok. Gerçekten hiçbir fikrimiz yok. Ve biz buna gezegen oluşumu işte çalışmaları diyoruz. Ve bu şekilde gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü kendi dünyamız var. Dünyamız nereden geliyor onu bulmaya çalışıyoruz aslında. Bu disk de en sonunda dağılıyor, gezegenler oluşturuyor ve bildiğimiz gibi şu şekilde yıldızlar oluşturuyor. Şimdi size bir soru. Şu baştan, bulutun ilk çökmeye başladığı andan son yıldız oluşana kadar ne kadar zaman geçti? Tahmini. Ne kadar? 4 milyar. Başka? Ne kadar? Ne kadar? Işık yılı değil ya. Bir zaman söyleyin. Ne kadar? Kaç yıl? Ne kadar? 5. Ne? 5 yıl. Ne yaptın ya 5 yılda? Oo. Başka? Yüksek sesle söyleyin duyamıyorum. 100. 100 ne? 100 milyon. 5 milyar. 5 milyar da değil, 100 milyon da değil, hiçbiri değil. Niye? 10 milyon yıl. Güneşimiz gibi bir yıldızın oluşması süresi yaklaşık olarak 10 milyon yıl sürüyor. Şuradan şuraya. Peki güneşimizin toplam ömrü ne kadar? Bilen var mı? Toplam ömrü, güneşimizin toplam ömrü ne kadar? Ne kadar? 9 milyar yıl. 9 milyar yıl. Başka? 10 milyar değil mi? Evet, 10 milyar yıl. Örneğin güneşimizin şu anda toplam ömrü, tahmin eden toplam ömrü 10 milyar yıl. Ve şu anda kaç yaşındayız? Şu anda 4,5 milyar yaşındayız. 4,5-5 milyar yıl yaşındayız. Yani güneşin toplam ömrü 10 milyar, şu anda ortasındayız. Yaş 35. Tam ortadayız şu anda. Burayı şöyle hatırınıza tutabilirsiniz. Bir bebeğin anne karnında oluşumu ne kadar sürer? 9 ay değil mi? Bir insan ne kadar yaşar normalde? 90 yıl diyelim. Yani küçük bir yani oluşum aslında çok kısa sürüyor. 9 ay sürüyor. 90 yıl yaşıyor. Yıldızlar da 10 milyon yılda oluşuyor. 10 milyar yıl yaşıyor. Çaktınız. Tamam. İkisi arasında yani bu kadar fark var. Yani oluşum çok kısa sürüyor. Tabii ben İki tane molekül çok ilgimi çekiyordu. Ve o iki molekül üzerinde, birçok molekül üzerinde çalıştık da iki molekül çok ilginç. Onlardan size bahsedeceğim. Su ve oksijen molekülleri. Neden çok ilginç? Bana ilginç gelir de size de ilginç gelebilir. Neden? Hayatla alakalı değil mi? Yaşamla alakalı iki tane molekül. Oksijen molekülü ve su molekülü. Şimdi bizim bir araştırma programımız vardı. Biz bu programı şu şekilde başlattık. Şimdi dünyamıza bakıyoruz. Her tarafta okyanuslar var, su var. Dünyamızın atmosferine bakıyoruz. Her tarafta oksijen molekülü var. Soru basit. Bunlar nereden geldi? Değil mi? Aslında çok basit bir soru. Yani her tarafta su var, nereden geldi? Her tarafta oksijen var, nereden geldi? Araştırma programı şu şekildeydi. Biz şu anda oluşmakta olan
belli yıldız oluşum bölgelerine baktık ve belli zamanlarında olan yıldızlar olan zamanlara bakmış olduk. Yani şu anda bulut çöktüğü bir zamanın olduğu bir yer var. Oranın fotoğrafını aldık. Şu anda işte bulut çökmüş ama yıldız yavaş yavaş oluşuyor. Az önce dediğim o disk ve fışkırmaların oluştuğu yer var. Oraya oradaki zamanı aldık. Biraz daha zaman geçmiş ve biraz daha zaman geçmiş. En son disk olduğu zamanların olduğu fotoğraflara baktım. Şimdi bunların her biri aslında farklı farklı bölgeler. Şimdi biz hayatınızda Taif nedir duydunuz mu? Hiç önemli değil. Onu da anlatalım. Taif şu. Biz normalde teleskobumuzla bir yere baktığımızda eğer ki o molekül orada varsa biz bir şekilde bir belirgeç tarzında bir şey elde ederiz. Yani böyle o gürültü vardır. Eğer ki o molekül oradaysa bir anda pik yapar böyle. Tamam mı? Burada da öyle bir şey. Biz şu anda çökmekte olan bir yıldız oluşum bölgesine baktık. Yani şu pre-stellar core dediğimiz şu anda çöküyor. Su var mı burada? Var mı? Olabilir değil mi? Evet, biraz soğuk su var orada. Peki zaman geçti. Biraz zaman geçti. Ve şu class 0 dediğimiz, yani biraz zaman geçip işte o diskin oluşup fışkırmaların oluştuğu anlardaki bir zamana baktık. Su var burada. Var değil mi? Hem de bayağı bir su var orada değil mi? Biraz daha zaman geçti. Su ne oldu? Azaldı. Biraz daha zaman geçti. En son o disk oluştu. O gezegeni oluşturan disk olduğu yere geldik. Ne oldu? Su daha da yıldızlaştı. Daha da azaldı mı? Aslında şuraya dikkatinizi çekeyim. Bakın şurası 250'de biri. Şurası da 140'te biri. Yani şu iki tane fotoğrafın aslında şu 250'de biri. Yani en son diskteki oluşan su çok şurada bu kadar diskte çok daha az. Çok daha az. En azından şu artık garanti. Yıldızlar oluşurken oralarda su oluşuyor. Ve biz o suyu artık görebiliyoruz. İkinci göstereceğim şey de az önce fışkırmadan bahsetmiştim ya. Fışkırma da şöyle bir şey. Şurada yeni oluşmakta olan bir yıldız var. Ve iki tarafına devasa miktarda su fışkırtıyor. Ve biz işte su fışkırtan yıldızlar diye bu şekilde bir şey bulmuştuk. Buradaki fışkıran suyun miktarını da karşılaştıralım diyelim. Bir AB astronomik birim ne demek biliyor musunuz? Dünya ile Güneş arasındaki mesafe bir astronomik birim denir. Dünya ile Güneş. Şu küçük mesafe 10.000 katı. Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 10.000 katı. Yani şöyle düşünün. Şurada oluşmakta olan bir yıldız var. Hani bize en uzak gezegen işte Neptün, Plüton işte daha şey falan var ya oralar. Oralar bile şuraya bir ortaya tam koyarsak oralar bile tam içerisindeki sarı şeyin içerisinde kalıyor. Yani o Neptün, Plüton bile o şey o kendi güneş sistemimiz bile şu küçük yerin içerisinde kalıyor. Yani fışkıran suyun miktarını fark edebiliyor musunuz? Devasa miktarda. Kilometrelerce, milyarlarca kilometreler boyunca su fışkırıyor. Diğer ilginç molekül de oksijen molekülüydü. Ben oksijen molekülünü bulmaya çalıştım. Bu yeni bir yıldız oluşum bölgesi. Tam ortada bir yıldız oluşuyor. Tam bir de burada yıldız oluşmaya çalışıyor. Burada, bu da işte karbon monoksit fışkırıyor bir taraftan. Karbon monoksit fışkırması var burada da. Şimdi buradaki olay da şu. Hatta şunu sorayım size. Şu teleskopla gözlem yaptık. Bu teleskop dünyanın en gelişmiş teleskoplarından birisi. Yaklaşık olarak 1 milyar dolar bütçe maliyetli oldu teleskobun. Ve biz bu teleskopla gözlem yaptık. Bu teleskobun ne kadar, kaç tane piksel var içerisinde biliyor musunuz? Tahmin edebilir misiniz? Yani dünyanın en gelişmiş teleskobu, uzayda olan en büyük teleskop bu. Şu anda bu teleskopta kaç tane piksel var? Milyonlarca piksel var. Başka? Başka ne olabilir? 100 milyon bir tane. Tek piksel. Yani sizin iPhone'unuzda 5 megapiksel var. 5 milyon tane piksel var. Bu teleskop dünyanın en gelişmiş teleskobu ama bir tane piksel var. Teknoloji.
Evet, teknoloji. Yani bir yere kadar gidiliyor. Şu anda en geri teleskop, ne kadar yüksek, piksel numarasını artırabildiğimiz en yüksek teleskop 64 piksel. O da gerçekten, o da çalışmıyor zaten. 52 tane çalışıyor. Gözlem yapmıştım, bayağı bir uğraştırdı beni. Neyse. Evet, 1 piksel. 1 piksel ne demek? Yani ben bir yerin fotoğrafını çekiyorum, sadece bir tane. İşte bir karanlık nokta, bir tane şey, bir renk elde ediyorum. Buradaki olay da o. Tam şu bölgeye baktım, şu beyaz çerçevenin içerisinde bir pikselim orası ve ben burada oksijen molekülü bulmaya çalıştım. Dediğim gibi oksijen molekülünün olduğu frekansa teleskobumu ayarlamış oldum, işte 487 GHz. Tam 487 GHz şurada turuncu bölgedeki yere tekabül ediyor. Tamam, oksijen molekülü tam şu turuncu bölgede. Sizce oksijen molekülünü buldum mu? Turuncu bölgede. Bulamadım değil mi? Oksijen molekülü turuncu bölgede yok. Yani oksijen molekülünün beklediğim frekansın içerisinde oksijen molekülü yok. Ve ben aslında bu teleskopla bayağı uzun gözlem yaptım. 8 saatlik gözlem yaptım. Bu teleskop yani bu bayağı uzun bir şey aslında, 8 saat. Çünkü saniyesi 10 euro olan bir teleskop bu. 8 saatlik gözlem burada bayağı bir şey demek ve hiçbir şey bulamadık. Bu ne demek oluyor sizce? Ya bunun da bir anlamı var aslında değil mi? Yani biz sonuçta bir şey arıyorduk, bulamadık. Bulamamamız da aslında bir şey anlamına geliyor. Buradaki olay da şu. Biz aslında oksijen molekülü, dünyamızdaki oksijen molekülü belki de şeyden gelmedi işte. Güneşin işte o ilk oluşum aşamasında gelmedi. Belki de sonradan oluştu. Yani işte o mikroorganizmalar oluşuyor. Hani bitkiler işte fotosentez, işte karbon dioksiti yiyorlar, işte oksijen çıkartıyorlar ya. Belki sonra da oluştu, onun gibi bir şey. Hatta bu olay 2013'te NASA basın bülteninde çıktı bu makalemiz. Son birkaç hafta önce bu Rosetta denilen bir uzay aracı var, duydunuz mu hiç? Evet, bir kuyruklu yıldıza indi bu değil mi? 67P isminde bir kuyruklu yıldıza indi. Bu uzay aracı son yaptığı keşiflerden birisi de o kuyruklu yıldızın içerisinde oksijen molekülü bulmakta. İçerisinde oksijen molekülü buldu. Bir kuyruklu yıldızın içerisinde. Bu ne demek oluyor? Yani benim sonucum neydi? Oksijen molekülü aslında dünyada oluştu. Yani sonradan oluşmuş bir şeydi. Ama bir kuyruklu yıldızla bulduk biz oksijen molekülü. Yani burada aslında iki tane sonuç var değil mi? Bir tanesi benim makalem yanlış. Gözlem sonucum bunu veriyor ama yani sonucum yanlış olabilir. Bilim zaten bu şekilde ilerliyor. Diğer sonuç ne? Acaba kuyruklu yıldızın içerisinde bitkiler, işte bakteriler mi var? İkincisine zaten ihtimal vermiyorum çok fazla ama yani oksijen bulunmuş olması da çok büyük bir şey aslında. Şimdi bu teknolojinin günlük hayatımıza bazı yansımaları var mı? Günlük hayatımızda kullanıyor muyuz? Evet. Bir tane geri gideyim. Şurası kanserli bir deri hücresi. Eğer ki gözlerimizin olduğu optik teleskoplarla baktığımızda hiçbir şey göremiyoruz. Ama eğer ki bizim bu yıldızların oluşumunu araştırmak için kullandığımız bu milimetre altı teknolojisini kullanırsak, gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz kanserli hücreyi. Sadece bu da değil. 3 boyutlu diş fotoğrafları çekilebiliyor. Terahertz tomografisi yapılabiliyor. Bu teknolojinin adına işte terahertz teknolojisi deniliyor ya da milimetre altı teknolojisi deniyor. Tabii sadece bu da değil. Havaalanlarında şu anda body scanner diye bir şey var. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Evet. Senin Türkiye'de falan yoktu zaten. İşte Amerika'da, işte Almanya'da, Hollanda'da işte örneğin uçuşlar yaparsanız oralarda body scanner var. Yani şöyle iki elinizi kaldırıyorsunuz. Önünüzden şey geçiyor. Bu body scanner teknolojisi aslında buradan gelmiş oluyor. Hatta şöyle hatırlarsınız. Çıplak gösteren kamera. Duydunuz mu bunu? Evet, işte bu teknoloji. Yani bizim aslında yıllar önce, 50 sene önce yıldızları oluşumunu incelemek için yaptığımız bu teknoloji aslında bu teknolojiye dönüşmüş oldu. Çünkü biz ne yapmaya çalışıyoruz? İşte tozun arkasını görmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi işte giysinin arkasını görebiliyor bu teleskoplar. Ve şu anda işte güvenlik bakımından çok ilginç şeyleri var. Sadece bu da değil. İşte insan savaş araçlarına kamera, uçakların önüne kamera olarak da takılabilir. Ama dediğim gibi şu anda teknolojisi çok ileri değil. Yani daha insanların daha da çalışması gerekiyor.
kamera nasıl olur? Örneğin pilotlar işte bulutlu havalardan geçerken ne görürler? Bulut, önünde bulut varsa. Hiçbir şey göremezler değil mi? Ben ne görüyorsam o da bunu görürler. Sonuçta bulut hava, bembeyaz, gökyüzü. Eğer ki böyle bir kamera olmuş olsa ne olur? Artık içerisini görmüş olurlar. Daha ilerisini görmüş olurlar. Aynı şekilde örneğin hani Google Maps var. Google haritalar var. İşte uzaydan dünyanın fotoğrafı çekiliyor. Şimdi uzaydan dünyanın fotoğrafı çekilirken o sırada orada bir bulut geçiyor olsa ne olur? Dünyanın en pahalı bulut fotoğrafını çekmiş olursunuz aslında. Değil mi yani? Aslında hiçbir şey çekmiş olmazsınız. Tabii biz teleskoplar yapıyoruz ama bizim aslında amacımız daha büyük teleskoplar yaparak daha büyük, daha uzaklara görebilmek, daha detaylı şeyleri incelemek. Ama sonuçta teleskoplarımızın da belli bir şeyi var, belli bir limiti var. En büyük limit de ne kadar büyük teleskop yaparsak yapalım, belli bir ağırlıkta olabiliyor. Şimdi en büyük teleskop ne kadar hiç tahmin edebiliyor musunuz? En büyük çanak çapına sahip hareketli teleskop kaç metredir sizce? Kaç? Dünya kadar vardır. Bu bina kadar vardır. 100 metre çapında bir çanak. Şimdi 100 metre çapında bir çanak düşünün. Altındaki devasa metalleri düşünün. Metalik yapıyı düşünün. Yani bu aslında şu demek oluyor. Bunu hareket ettirmek inanılmaz bir inanılmaz mekanik zorluk ortaya çıkartıyor. Yani sizin o hareketi ettirmeniz imkansız dereceye yaklaşıyor. Hoş, şu anda 100 metre çapında hareketli teleskop var. Ama daha büyük yapmak isterseniz çok büyük zorluklar ortaya çıkıyor. O nedenle interferometre denilen bir yöntem var şu anda. Bu yöntem nedir? Biz birkaç tane küçük teleskopları kullanarak aynı uzaydaki aynı bölgeye aynı saniyede bakarak gözlem yapıyoruz. Ve en sonunda gözlem verilerini bilgisayarda birleştiriyoruz. İnterferometre yöntemi öyle bir şey. Şimdi daha iyi anlatayım. Şimdi Atakama Çölü'nde 66 tane 12 metrelik çanaklar var. Şu şekilde çanaklar. Şimdi normalde 12 metrelik çanağın görebileceği yer bir yere kadar. Eğer ki siz 66 tane yapıp bunları çok geniş bir araziye dağıtırsanız, örneğin burada 60 kilometre çapında bir araziye dağıtılıyor. O zaman teleskopunuzun çapı ne kadar olmuş olur? 60 kilometre çapında bir teleskopa sahip olursunuz. 60 kilometre çapında bir teleskop gerçekten çok uzağa görürsünüz. Tabii sadece olay bu değil. Astronomlar dediğim gibi biraz abartmayı da severler. Acaba başka teleskopları kullansak, örneğin Kaliforniya'da bir teleskop var, Arizona'da var ve Hawaii'de aynı frekansa çalışan birkaç tane teleskop var. Bunlarla aynı bölgeye, aynı saniyede baksak ne olur diye denemişler. Ve gördüğünüz gibi 4000 kilometre çapında bir teleskop elde etmiş oluyoruz. Hassasiyeti düşük oluyor elbette ki çünkü aralarda çok büyük boşluklar var. Ama çözünürlük çok artmış oluyor. Yani çok daha küçük yerleri görebiliyoruz uzaydaki böyle. Daha da abartalım dersek. Dünyadaki bütün aynı frekansta çalışan teleskopları toplayıp aynı anda aynı bölgeye bakıyoruz. Ve ne kadar büyüklükte teleskop elde ediyoruz? Dünya çapında. Daha da abartalım mı? Nasıl abartabiliriz? Ha, değil mi? O kadar abartamadık. O kadar planlar vardı, o kadar abartamadık. Evet. Bir tane teleskop şöyle şu dünyaysa, şurası dünyaysa bir tane teleskop örneğin şurada uzaya görünmüyor. Şuraya uzaya bir yere koyabiliriz. Ya da dediğiniz gibi aya koyabiliriz. Böylelikle çok 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 devasa bir teleskop, çapına sahip bir teleskop elde etmiş oluruz. Yani evet olabilir belki ama şu anda o kadar yani öyle bir proje var olsa da yok yani bütçesi yok. Tabii bu kadar verilerden bahsediyoruz. Şimdi astroinformatik diye bir alan doğdu, bir dal doğdu. İşte veri bilimi denilen bir şey doğdu. Şimdi eskiden ne yapılıyordu? İşte Galileo gözlemleri yapıyor. İşte şu Galileo'nun ilk gözlemleri. Şurası Jüpiter. Teleskobu ilk icat etmiş. Baktığı Jüpiter'de ne görüyor? İşte Jüpiter yazıyor işte. Yanında iki tane uydusu var. Ha gördüğü gibi oraya noktayı koyuyor. İki tane noktayı. Ertesi gün yine geliyor. Bakıyor Jüpiter'e. Şöyle gözlem yapıyor. Ve bu şekilde gözlem verileri inceliyor ve araştırıyor. Ve bu şekilde işte Jüpiter'in gözlemleri devam etmiş oluyor. Tabii günümüzde artık bu şekilde olmuyor.
hayat bu kadar kolay değil artık. Çok daha güzel gözlemlerimiz var, çok daha büyük teleskoplarımız var ve artık bütün verileri birleştirmek için böyle serverlara ihtiyacımız var. Çok büyük teleskoplara ihtiyacımız var. LOFAR diye bir projeden bahsetmek istiyorum. Bu Hollanda'da bulunan bir proje. Şurası Hollanda haritası. Ve bu projeyle 15 bin tane anten yapıldı. Ve bu antenlerle aslında amaç evrenin sonunu gözlemek. Evrenin sonu nasıl gözlenir bu teleskoplarla? Şimdi tam ortaya, şu alan tam ortasında bulunan bölge. Ve bütün Hollanda çapında, Hollanda çapında neredeyse 15 bin tane anten spiral şeklinde dağıtılmış durumda. Ve neredeyse Hollanda çapında bir teleskop elde ediyorsunuz. Ve Hollanda çapında elde ettiğiniz teleskopta ne kadar hassas olur? Çünkü 15 bin tane anten. Şimdi daha ilginci burada. Bu projeyi kimler destekliyor diye soru soralım. Astronomlar destekliyor. Tamam. No problem, değil mi? Sonuçta evrenin sonunu gözlemek istiyoruz. Merak ettiğiniz bir şeyler var. İkinci destekleyenler, jeologlar. Jeologlar böyle bir projeyi niye destekler sizce? Neden? Madenler diyorsunuz ama. Dünyanın oluşumu benzer, evet. Aslında jeologların en çok merak ettiği konu ne? Evet. Başka gezegenlerdeki madenleri incelemek için. Yok, jeologlar genelde şu anda dünyadaki jeologlar en çok merak ettiği konu nedir? Depremdir değil mi aslında? Sismik aktiviteler. Çok geniş bir alana bu kadar hassas antenleri yerleştirirseniz çok sismik olarak sismik aktiviteyi çok hassas bir şekilde tespit edebiliyorsunuz. Bu projeyi bir yer daha destekliyor. Tahmin edebilir misiniz? Kim destekleyebilir böyle bir projeyi? Kim? NASA, NASA değil. Hollanda'nın projesi bu. Kim? Tamam, ben söylüyorum. Tarım Bakanlığı niye desteklesin astronomların evrenin sonunu gözlemek istediği bir projeyi? İklim değişikliği, evet, çok, evet, neredeyse, evet. Aslında olay burada şu, bu teleskoplarla çok hassas bir şekilde mikro sıcaklık değişikliklerinden tespit edebiliyorsunuz. Mikro sıcaklık değişiklikleri ve bunlarla beraber bir tarım bölgesinde en iyi nerelerde patates yetiştirilir, patates tarlalarına en iyi nerede verim verir, bunlarla alakalı araştırma yapılabiliyor. Ve Tarım Bakanlığı ve jeologlar bu projeye çok yüksek miktarda para koydular ve bu proje şu anda çalışıyor. İlginç değil mi yani? Normalde bir astronomi projesi şu anda çok daha farklı bir amaca hizmet ediyor. Ve bir Hollanda ufacık bir ülke ya, Konya kadar bir ülke ama dünyaya tarım ihraç ediyor. Sanırım yaklaşık 100 milyar dolarlık bir tarım ihracı var orada. Yani ufacık bir ülkeden bahsediyoruz. İşte böyle bilimsel tarım yapılıyor ve çok verim elde ediliyor. Dediğimiz gibi biraz abartmayı seviyoruz. Astronomlar bu şekilde yapmayı severler. Diyorlar ki acaba daha da fazla anten birleştirsek nasıl olur? Array diye bir proje var. Bu Güney Afrika ve Avustralya'da yapılan bir proje. İnşaatı 2018'de başlayacak, 2023'te bitecek ve maliyeti de 2 milyar dolar alan bir proje var. Hepsi aynı şey, aynı anten zaten, tamamen aynı. Yani bazılarında şey var, bazıları fix, sadece bir frekansa bakıyorlar. Bazıları da ayarlanabilir ama zaten olay da orada, o teknoloji de orada bitiyor zaten. Çok farklı frekansları aynı anda ayarlayabiliyorsunuz. Yani o almalar falan çok çok gelişmiş teleskoplar, o 66 çanaklar. Onları hemen ayarlayabiliyorsunuz aynı anda. O hatta yani çok, esas ciddi olay o değil. Esas ciddi olayı az sonra göstereceğim, soracağım. Bu teleskobun dediğim gibi maliyeti 2 milyar dolar ve bu ülkeler bu projenin içerisinde. Herkes herhalde Türk bayrağını arıyor değil mi? Buldunuz mu? Hayır. Her zamanki gibi Türk bayrağı yok. Böyle keşke böyle bir projede Türk bayrağı da olsaydı. Bu projede birkaç
anten var ve sayılar da sürekli değişiyor işte bütçe değiştiğinden dolayı. Ya low denilen low frequency, bu düşük frekanslı antenlerden yaklaşık 130 bin tane düşünülüyor. Yüksek frekanslardan da yaklaşık 100 tane düşünülüyor şu anda. Esas projeye aslında en başında düşünülen sayılar şu 2000 anten ve 2000 tane çanakta. Çok 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 daha fazla düşünülüyor. Belki yapılır yani, tamamen bütçeye bağlı bir şey. Bütçe arttıkça belki yapılabilir. Tabii bu olay sadece bu değil. Buradaki esas olay şu. Bu teleskop çalışmaya başladığında full operasyonda saniyede 700 terabayt veri elde edecek. Yani saniyede 700 terabaytın ne demek olduğunu bilenler wow demiştir burada. Ve 24 saat çalışacak bu teleskop. Uzaydaki işte bütün veriyi bir anda indirecek aşağı ve sürekli çalışacak. Burada bir günde elde edilen veri iPhone'da 2 milyon yıl dinlenebilecek müziğin verisine eşit. Peki nasıl yapabilirsiniz? Nasıl başa çıkabilirsiniz bu kadar veriyle? Nasıl? Çıkamazsınız. Yapıyorsak çıkmamız lazım. Nasıl? Sıkıştırırız. Niye sıkıştırırız? Daha yeni veriyi elde etmişiz. Yani sıkıştıracaksak sonra sıkıştırılır o. Başka ne yapabiliriz? Hatta sıkıştırmayı bırak. Bunun hatta yedekleri var. Ya bu veriyi elde ediyoruz. Bir de başka kıtalara yedeklerini yapmamız lazım. Yani çok çok daha fazla kaydetmeden bahsediyoruz burada. Kuantum bilgisayar. Evet. Nasıl? Ne oldu? Bir daha. Örneklem olabilir. Tamam işte. Big data aslında. Evet. Aslında bu big data'nın direkt şeyi. Yani direkt big data budur aslında. Aslında buradaki söylemeye çalıştığım şey machine learning, işte makine öğrenmesi diye bir şey var. Ya da eskiden yapay zeka diye bir şey vardı. Şu anda yapay zeka biraz böyle şey oldu. Ne denir? Out. Böyle eski moda. Onun yerine işte makine öğrenmesi, deep learning yani derin öğrenme diye bir şey çıktı. Ve veriler arttıkça veriyi bindiriyorsunuz bilgisayara, o bilgisayar kendi kendine öğreniyor. İşte Google'ın bilgisayarları, Facebook'un bilgisayarları sizi nasıl işte takip ediyorsa. Bunun gibi bir şey. Ve burada işte verileri ayıklamasını öğrenecek. Ve işte live data processing dediğimiz iş, canlı bir şekilde uzaydan veri iner inmez anında veriyi hemen küçültecek ve şey yapacak işte. Sen işte şunu ilgileniyorsun, sen şunu ilgileniyorsun, bu şekilde dağıtacak. Bu teleskobun diğer ilginç şeyleri de o kadar hassas olacak ki 10 ışık yılı mesafedeki bir gezegendeki havaalanının radarını duyabilir. Yani 10 ışık yılı bize en yakın yıldız, diğer yıldız diyeyim, güneş en yakın yıldız. Diğer yıldız işte 4.3 ışık yılı. Orada hani canlılar olsa, bir uçak olsa uçağa kalkışını artık bu teleskopla görebileceğiz. SKA merkezlerinin veri işleme gücü 100 milyon PC'ye eşit ve üreteceği veri trafiği bugünkü bütün dünyanın internet trafiğinin 10 katı. Sadece bu eski high'la ve low'la da 100 katı olacak. Bu projenin en güzel diğer tarafı ne biliyor musun? Güney Afrika dünyanın en hızlı internetine sahip olacak. Ben Hollanda'dayken o Dofar projesi daha yeni yapılıyordu. 15 bin tane anteni birleştirmek için, işte az önce görmüşsünüzdür, kuzeyindeydi onun birleşme noktası. Kuzey Hollanda, Güney Hollanda'dan çok daha önce yüksek hızlı internete sahip olmuştu. Yani bu tür projelerin böyle insanlara dönen çok güzel faydalar olabiliyor. Ve son konum, Güneş Sistemi ve NASA. Bu bildiğimiz Güneş Sistemi. NASA şu ana kadar bütün gezegenlere ve işte bazı uydularına ya robot göndermiştir ya çevresinde dönen bir işte bir uzay aracı göndermiştir ya işte flyby dediğimiz şey göndermiştir, bir şekilde göndermiştir ve şu ana kadar hepsine bir şeyler gitti. Bunlarla iletişim nasıl sağlanıyor? DSN dediğimiz, Deep Space Network dediğimiz bir network var, bir ağ var. Şu 70 metre çapında bir çanak. Az önce 100 metreden bahsetmiştik değil mi? 100 metre neye benzer merak ediyorsanız alın size 70 metre. Düşünün bunu hareket ettirmek, yani tonlarca şeyden bahsediyoruz. Ne kadar zor olur. Bu 70 metre yaklaşık bir futbol sahasına, neredeyse bir futbol sahası büyüklüğünde bir şey. Şimdi buradaki olay da şu. Örneğin biz işte ne bileyim Mars'taki bir aracımızla iletişim kuracağız. İşte Mars şurada, Dünya burada. Şimdi Dünya'da antenimizi bu tarafa doğru yönlendirdik.
Tabii her zaman böyle olmuyor değil mi? Dünya dönüyor. Dünya döndükçe bu sefer anten yavaş yavaş iletişimden kesilecek değil mi? Çünkü Mars hala burada. Ondan sonra işte Amerika antenin yerine hemen Madrid devralır. Dünya biraz daha döner. Bu sefer Avustralya'daki Canberra'daki anten devralır. Ve sürekli bu şekilde herhangi bir uzaydaki bir araçla 24 saat kesintisiz iletişim sağlanabilir. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şurası 30 bin kilometre çapında bir çember. 30 bin, dünyada 30 bin kilometre uzaktaki herhangi bir şeyi bu çanaklarla 24 saat görebilirsiniz. İletişim kurabilirsiniz. Veri gönderip alabilirsiniz. Bu şekilde öylesine önemli. Birkaç tane misyondan bahsetmek istiyorum. Örneğin bu Cassini misyonu. 1997 yılında gönderildi bu Cassini uzay aracı. Satürn'e gönderilmişti. Satürn tamam çok güzel bir gezegen. Gayet büyük bir gezegen. Değil mi? Çok güzel bir halkası var. Halkasının büyüklüğünü söyleyeyim. Şuraya Dünya'yı koyun. Şuraya Ay'ı koyabiliyorsunuz. Yani Dünya'dan Ay'a doğru sanki taklar döşenmiş derecede çok büyük bir halkadan bahsediyoruz. Tamam Cassini güzeldi. Bunun bir de uyduları var. Enceladus isminde bir uydusu var bunun. Enceladus uydusu bunun çok ilginç bir şeyi de Güney Kutbu'ndan gayzerler fışkırıyor. Şimdi şu uydunun büyüklüğüne bakın ve fışkıran gayzerlerin oluşturduğu mesafeye bakın. Şimdi bu niye ilginç? Şimdi Güneş'ten 1.2 milyar kilometre uzaktasınız. Yani çok uzaktasınız. Çok uzaktaysanız ne beklersiniz? Soğuk değil mi? Soğuk olduğu yerde ne olur? Donar, buz olur. Buz olduğu yerde ne olur? Hareket bekleyemezsiniz değil mi? Bu ne? Doktor bu ne değil mi? Burada sıvı bir şeyler fışkırıyor. Şimdi bu şekilde devasa miktarda benzerler fışkırıyor buradan. Buradan tahmin edilen şey de şu. İçerisinde çok yoğun miktarda bir su rezervi olduğu düşünülüyor. Yani çok büyük miktarda okyanus olduğu düşünülüyor. Hatta şu içerisindeki suyun miktarı dünyadaki okyanusların iki katı kadar. İlginç değil mi? Siz çok uzaklardasınız, sıvı su beklemiyorsunuz, donmuş olmasını bekliyorsunuz ama orada bir şekilde donmamış bir şey var. Başka? Europa denilen bir uydu daha var. Bu kimin uydusu? Jüpiter'in uydusu, evet. Jüpiter'in uydusuna baktığımızda her tarafında kırıklar, yerikler falan görüyoruz. Acaba neden? Yine su var değil mi? Bardağı alıyorsunuz, ısıtıyorsunuz sıcak suyu. Elinizde sıcak su var. Bardağa sıcak suyu döküyorsunuz. Ondan sonra soğuk su koyuyorsunuz. Ne olur? Uyduya ne olmuş? Çatlamış değil mi? Yani benzer bir şey. Orada olan mekanizma da böyle bir şey. Her tarafı çatlıyor. Ve beklenilen şey de altında bir okyanus düşünülüyor. Şimdi uzaklarda su bulduk. Su buluyoruz. Bu ne demek oluyor? Yaşam var değil mi? Az önce yaşam bulmaya çalışıyorduk. İşte size su. Belki burada yaşam var değil mi? Şimdi yaşamdan kastımız da bu işte küçük yeşil adamlar falan değil elbette ki. Ufak tefek bakteri falan arıyoruz. Yani esas amacımız. Bakteriler işte tek hücre canlılar, iki hücre canlılar falan arıyoruz. Buradaki olay ne? Şimdi burada çok ilginç bir şey oluyor aslında. Yani beklenilen diyeyim. Güneşten ışınlar geliyor. Yüzeyi bir şekilde ısıtıyor. Isıttıktan sonra ne olur? Şu altındaki su, hani çaydanlıktaki şey gibi, yavaş yavaş kaynamaya başlar. Biz konveksiyon akımı diyoruz. Konveksiyon akımı oluşturur ve bu yavaş yavaş kaynamaya başlar bu şekilde. Hareketlenir buradaki su. Olur da bir şekilde buralarda bakteri cinsinden ufak tefek canlılar falan varsa, aşağılarda falan kaldıysa, bu akımla beraber yukarıya çıkar ve belki şu alttaki buzun altındaki bölgeye yapışır. Şimdi bir JPL'de ya da NASA'da bir misyon nasıl başlar? Bilim insanısınız ve yaşam araştırmaya çalışıyorsunuz, yaşam bulmaya çalışıyorsunuz ve çok güzel orada su buldunuz. Suyla yaşamı ilişkilendiriyoruz. Burada
Bunu araştırmam lazım. Nasıl araştırabilirim sizce? Yani soru bu işte. JPL böyle çalışıyor işte. NASA böyle çalışıyor. Yani ortada bir sorun var ve bir misyon planlamak zorundasınız. Misyon da böyle planlanacak. Ne yapacaksınız? Şurada bir bakteri olduğunu düşünüyoruz. Nasıl gidersiniz? Nasıl şey yaparsınız? Nasıl bakarsınız buna? Araç gönderirsiniz değil mi? Elbette. Yani yaşamı uzaktan bulamazsınız. Hele bir bakteri ise hiç bulamazsınız. Çünkü bakterinin belli bir sinyali falan yok. Yani oraya gitmek zorundasınız mutlaka. Buradaki olan şey de o öyle bir şey. Size bir projeden bahsedeceğim. Şu anda konsept bir proje. Hadi, evet. Brew isminde bir proje. Şu anda Antarktika'da deneniyor. Bu projeyle beraber böyle bir araç yapılıyor. Bu araç buzu yarıp içine giriyor. İçine girdikten sonra düşüyor ve tersten geziyor. Anladınız? Güzel değil mi? Yani aslında normal buzun üstüne gitmektense altına inip alttan aslında tersten yürüyor. Yani olur da bir şekilde o bakteriler şu buzun altında o altına yapıştıysa oraları araştırabiliyorsunuz. Tabii bu çok zor. Niye zor? Buzun kalınlığını bilmiyoruz. Aynen öyle. Yani buzun kalınlığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bir kilometre de olur, 100 kilometre de olabilir. Onu delmemiz gerekiyor. Nasıl deleceğiz? Hiçbir fikrimiz yok. İletişim nasıl sağlanacak? Hiçbir fikrimiz yok. Çünkü suyun bayağı bir derinin altına atıyorsunuz şeyi. Oradan işte yani bayağı uzaktasınız. Yani yüzlerce milyon kilometre uzaktasınız ve size sürekli şey gönderilecek. Sinyal gönderilmesi gerekiyor. İletişim de sorun. Oraya gitmek ayrı bir sorun. Yani bir sürü sorun var. Dediğim gibi bu konsept bir proje. NASA'da sorun, projeler bu şekilde aslında belirleniyor. Yavaş yavaş bu şekilde şeyler oluyor. Plüton artık son zamanlarda çok popüler oldu, farkındasınızdır. Bugüne kadar Plüton'un çekilen en güzel resmi buydu. Hubble Uzay Teleskopu'yla. Gerçekten hiçbir fikrimiz yoktu bu Plüton neye benzer. Hiçbir şey yok. Sadece elimizde bir fotoğraf vardı. Bu yeni ufuklar uzay aracı gitti. Plüton'un fotoğrafını çekti. Hatta gördüğünüz gibi bir kalbi olduğu bulundu. Şimdi burada olan çok ilginç bir şey var. Plüto yaklaşık 5 milyar kilometre uzakta bir cüce gezegen. Gezegenlikten de çıktı haberiniz vardı tabi. 2006 yılında. Artık gezegen değil, cüce gezegen diyoruz. 5 milyar kilometre uzakta bir cüce gezegenden bahsediyoruz. Ne bekliyoruz her zamanki gibi? Soğuk. Çok soğuk bir yer. Ve bu Plüto Ay'dan daha küçük. Ay'ın her tarafında neler var? Kraterler var. Ben doğal olarak Plüton'da da çok yoğun oranda krater bekliyorum. Siz krater görüyor musunuz? Ay'daki gibi. Houston, we have a problem. Evet, yani gerçekten hiçbir şekilde bu saate kadar böyle bir şey olduğu tahmin edilmiyordu. Çünkü çok uzaktayız. Çok uzaktaysak Ay gibi bir şey tespit düşünüyoruz. İşte her tarafta krater olmasını bekliyoruz ama hiçbir şey yok. Peki krater mutlaka olacak. Oraya mutlaka bir şeyler çarpacak. Çünkü hemen çevresinde Kuiper kuşağı diye bir kuşak var. Orada her tarafında işte asteroidler var. Yani orayı delik deşik etmek zorunda. Buna eminiz yani. Bunu mutlaka olacak. Çünkü 4,5 milyar sene geçmiş. Yani orayı kraterlerle deşmemesi imkansız. Ama bir şekilde kraterler temizlenmiş, yok olmuş. Evet, nasıl? Çok sert bir şeyler oluşuyor. Evet, orada. Ha çok sert. Yok o kadar, ya istediği kadar sert olsun. Çok sert geliyor çünkü şeyde. Yani mutlaka yani 4,5 milyar yıl boyunca orayı delik deşik ederdi bir şekilde. Evet. Atmosferi olabilir mi? Ne? Atmosferi olabilir mi? Atmosferi var. Evet bulundu zaten. Son zamanlardaki fotoğraflar, hatta güzel bir gün batımı fotoğrafı geldi. Atmosfer de etkileyemez çünkü yani ne kadar kalın atmosferi olursa da olsun yani bir şekilde oraya gelecek ve çarpacak ve patlatacak aslında. Rüzgarlardan dolayı çok manyetik alanın çok güçlü olması da pek bilmiyorum ama dediğim gibi fotoğraflar çok yeni, daha hiçbir fikrimiz yok. Çekim var. Yer çekimi, yer, dünya çekim. Yani Plüto çekim olacak o zaman.
Ben söyleyeyim. Son birkaç hafta önce gelen birkaç fotoğraf vardı. Bu fotoğraflar tam şuradan geldi. İki tane dağdan bahsediliyor. Wright ve Picard dağları. Gördüğünüz gibi şuralarda iki tane dağ var. Bir tanesi 3,5 kilometre yüksekliğinde bir dağ, bir tanesi 6 kilometre yüksekliğinde bir dağ. Şimdi 6 kilometre yüksekliğinde bir dağ bayağı büyük değil mi? Tam ortalarında gördüğünüz gibi delik bulunuyor. Şimdi delik olduğunda ne düşünürsünüz hemen? Volkan değil mi? Cryovolcano dediğimiz, yani bu buz volkanları dediğimiz şey olabilir mi acaba? Yani buranın içerisinde bir şekilde buz volkanları çıkıyor, işte nitratlar, işte bilmem farklı materyaller beraber çıkıyor. Ve fışkırdıktan sonra o yüzeyi temizliyor bir şekilde, o kraterleri yok ediyor. Tabii dediğim gibi bu yeni bir fotoğraf ve bugüne kadar Pluto hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Şu fotoğraf böyle bir şey gösteriyor ama belki bir ay sonra farklı bir sonuç elde edilecek. Söylediğim şeyler yanlış olacak. Dediğim gibi bilim böyle bir şey, her gün gelişiyor. Hadi. Az kaldı, dayan. Evet. Güneş sistemimizin dışına çıkmış bir Voyager uzay aracımız var. Duymuş muydunuz bunu? 1977 yılında fırlatıldı bu. Aslında amacı bunun Jüpiter ve Satürn'e gitmekti. Ve oraya kadar gitti. Oradan sonra baktılar hala çalışıyor dediler. Biz bunu Uranüs'e gitti, fotoğraf çekti, hala çalışıyor, Neptün'e gitti. Neptün'den devam etti derken. Bunun aslında ilk amacı boş uzaya, yani esas misyonu tamamladıktan sonra boş uzaya bırakıp devam etmesini sağlamakta. Ve boş uzaya bırakırken işte meşhur bir astrofizikçi var Amerika'da, Carl Sagan isminde. Buna iki tane plak takılmasını önermişti. Bir tane ses plağı, bu eski taş plaklar vardır ya, taş plağı altından versiyonu bu. İçerisinde farklı sesler var, müzikler var. İşte Beethoven, Mozart, müzikler falan var. Ve burada görüntü plağı, bu görüntü plağı da bunun nasıl kullanılacağını anlatıyor. Aslında buradaki amaç, eğer ki bir gün uzaylılar bizim bu Voyager uzay aracımı bulursa bir yerlerde, işte biz dünyalılar böyle bir şeyiz, işte bizim şarkılarımız, türkülerimiz budur vesaire vesaire. Hatta içerisinde her dilden mesajlar vardı. İngilizce, Türkçe, her türlü şey vardı, Türkçe dahil. Hello from the children of planet Earth. Bu İngilizce mesajdı. Türkçesini duymuş muydunuz? Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şeriflerinize hayırlı olsun. Evet. Uzaylılara gönderdiğimiz Türkçe mesajımız buydu. Yani tek ve yek bugüne kadar gönderilen mesaj budur. 1977'deki uzayla alakalı uzaya verdiğimiz ciddiyetle, yani bugün de çok bir fark yok aslında. O da bir mesele değil mi? Evet. Son konumuz Mars misyonları. Çünkü çok önemli bu aralar. Dünyanın yaklaşık yarısı büyüklüğünde Mars. Şu anda NASA burayı ikinci ev için ideal bir yer olarak düşünüyor. Atmosferi dünyanın atmosferinin %1'i kalınlıkta. Bunu unutmayın. Bununla alakalı birkaç tane şey söyleyeceğim birazdan. Burada çok yoğun oranda radyasyon var. Sanki bir X-ray cihazının içerisinde sürekli yaşadığınızı düşünün. Hoş bir şey değil. Kanser olmanız garanti. Mars'ta eskiden farklı inişler vardı. İşte çok meşhur olan balonla bir iniş tekniği var. Eskiden robotlar çok küçüktü. Mars robotlarımız çok küçüktü. Ve işte balonla indiriliyordu. İşte paraşütle önce yavaşlatılıyor. Ondan sonra balon patlıyor. Ve yavaşladıktan sonra yere bırakılıyor ve burada artık dönüyor. Düşünün ne kadar sert çarpılıyor. Az önce unutmayın dediğim şey neydi? Mars'ın atmosferi dünyanın atmosferinin %1'i kalınlıkta. Böyle bir durumda yani çok ciddi bir iniş takımından bahsediyoruz. Çok hızlıca iniyor çünkü. Ve bu şekilde robot açılıyor. Bu şekilde balonlar açılıyor ve içerisinden robot çıkıyor.
Bu Mars Exploration Rover dediğimiz ikiz araç gönderilmişti Spirit ve Opportunity isminde. 2004 yılında gönderildi bu. 3 aylık misyon zamanı vardı. Sizce ne kadar çalıştı bunlar? Ne kadar? Hala çalışıyor. 2004 yılında fırlatıldı. 3 aylık misyonla vardı ve hala çalışıyor. Enerjisi aslında bunlar güneş enerjisi. Yani bunlar eski tip güneş enerjisi. Hatta size şunu göstereceğim. Bunda bak gördüğünüz gibi panel açılabiliyor. Şunda panel açılamıyordu. Bu ilk Pathfinder. Pathfinder işte güneş enerjisi çalışıyor. Bir kum fırtınası üzerine bir geliyor. Güneş alamıyor ve enerji pili bitiyor ve eriyor. Evet yani bu şekilde bir misyon bitebilir yani. Ve o nedenle açılıp kapanan bir şey düşünmüşlerdi ondan öteki. Tabii robot eskiden bu şekildeydi. Bu kadar küçüktü. Bunun balonu bu kadar büyüklükteydi. Biz sürekli küçük küçük robotlar gönderirsek nereye varacak bunun sonu? Şu anda çok daha büyük robotlar işte düşünülüyor ve deneniyor ve yapıldı. İşte Curiosity denilen bir robot. Evet. Dayan hadi. Evet, Curiosity denilen robot da Vijip büyüklüğünde. Gerçekten çok büyük. İçerisinde birçok laboratuvar var. Ve bu laboratuvarla iniş yapmamız gerekiyor. Düşünün, buradaki olay bunu indirmek çok daha zor. Neden? Uzaydan bir jipi aşağı indireceksiniz ve o jip patlamayacak, bozulmayacak. Zor bir şey değil mi? Hem de atmosfer, dünyanın atmosferinin %1'i kalınlıkta, yani çok ince bir atmosfer içerisinde uzaydan jip atacaksınız ve dünyada yerden alacaksınız. Hadi. Thanks, that looks good. How about behind you? Vehicle reports entry interface. We're beginning to feel the atmosphere as we go in here. It is reporting that we are seeing G's on the order of 11, 12 or 18. Commercial 2 is starting. We are now getting telemetry from Odyssey. Have parachute deploy around Mach 1.7. Parachute is deployed. We are decelerating. PGL 7 has separated. We're on the ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers descending. Standing by for batch off separation. We are in powered flight. We're at altitude of 1 kilometer descending. Standing by for Sky Crane. Sky Crane is ready. Signal dive, you remain strong. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Güzel değil mi? Kaç kişi bu mavi dişlerinden olmak ister? Tam da ışıkla bana vurdu. Göremiyorum ama bayağı var herhalde. Evet. Bu iniş çok çok riskliydi. Çünkü yani orada gördüğünüz birçok etmen var. Ve bu videoya 7 Minutes of Terror denir. Yani tam 7 dakika sürmüş inişi. Ve o sırada Mars'la Dünya arasındaki mesafeden dolayı
insan etkisi hiçbir şekilde olamıyor. Çünkü 14 dakika sürüyor. Siz buradan bir sinyale düğmeye bastığınız anda yani şunu yap dediğinizde 14 dakika sürüyor gitmesi. Ve buradaki iş o kadar hassas ve o kadar otomatik olmak zorunda ki hiçbir şey hata kabul etmeyen bir olaydı burası. Ve çalıştı. Ve aşağı indi bu şekilde. Tabii Curiosity Mars'a indikten sonra yani şu şekilde fotoğraflar göndermeye başladı. Artık sanki biz işte ne bileyim bir yere gidiyorsunuz orada iPhone'unuza fotoğraf çeker gibi çok güzel fotoğraflar gönderiyor bu şekilde. Dediğim gibi burası bir laboratuvar. İçerisinde çok ciddi şeyler var, ciddi laboratuvarlar var. Hatta elin içerisinde bir tane matkap var. Matkapla yer deliniyor. Yer delindikten sonra içerisinde örneğin dışı kırmızı içi beyaz bulunuyor. Sizce neden olabilir? Yok, radyasyonla ilgili güneş dediği başka. Demir var. Üstündeki demirin paslanmasından aslında Mars beyaz. Ama içerisinde çok yoğun oranda demir var, oksijen var. Ve bundan dolayı pas tutuyor. Bütün gezegen pas tutuyor aslında. Ondan dolayı kırmızı gözüküyor. Kaç kamera var sizce Curiosity'nin içerisinde? 1 değil. 3. Ups, 17 tane kamera var. Neyse. İçerisinde 17 tane kamera var. Yani dediğim gibi bu çok ciddi bir laboratuvar. Şimdi JPL'de rover driver dediğimiz insanlar var. Yani rover'ın şoförleri, rover sürerler bu insanlar. Birkaç çeşit rover sürme yöntemi vardır. Bunlar bir tanesi işte joystick'le ileri git derseniz ileri gider. Buraya dön derseniz buraya döner. Böyle yap derseniz böyle yapar. Tabii bu çok verimli değil. Neden? Çünkü Mars'a veri öyle hemen gitmiyor. Sinyal hemen gitmiyor. Yani vakit kaybediyorsunuz. İkinci yöntem diyorsunuz ki şu yöne doğru git. Gidiyor. Bir bakıyor ki burada bir şey var. Diyor ki ben buradan gidemem. Ondan sonra dünyaya telefon açıyor. Diyor ben buradan gidemiyorum. Bana yeni komutlar gönderin. Üçüncü yöntem. Autonomous drive dediğimiz otomatik bir yöntem. Tamamen bu feature detection dediğimiz işte Mars'taki nesneleri tek tek tanıyıp ona göre bir şeyler yapabilip yapamadığını, yapabilip yapamayacağını, oradan gidip gidemeyeceğini tespit eden bir yöntem. Bu yöntemde gidiyor. Burada bir şey görüyor. Tamam, kendi kendine geri dönüyor. Farklı bir yöne gidiyor. Bu fotoğraf çok aslında fotoğraf. Bu fotoğrafı hiçbir şekilde insan eli değmemiş. Bu şekilde yapılmış. Robot geliyor. Şuradaki taşları görüyor. Diyor ki ben buradan geçemiyorum. Geçersem risk alırım. Hiç zorlamaya gerek yok. Oradan dönüyor. Yandan gidiyor. İşte autonomous drive böyle bir şey. Ve tabii bu çok riskli bir yöntem. Sonuçta makine yani. Orada başka bir şey de düşünebilirdi. Ama yani böyle şeyler olabiliyor. Bu Curiosity dediğimiz araç da, bu robot da sadece Amerikalıların yaptığı bir şey değil. İçerisinde birçok ülke katkıda bulundu. İşte Finlandiya olsun, Kanada, Fransa, İspanya ve birkaç tane bilmediğim ülke daha vardı zannedersem. Yani sadece Amerika yapmıyor aslında bu tür projeleri. Birçok ülke katkıda bulunuyor. Tabii yeni projeler de var. Mars 2020 dediğimiz. Bu tamamen yaşam araştırması projesi. Yaşam bulmaya çalışılıyor Mars'ta. Ve gerçekten bir şeyler olacak mı? Yani esas konu bu şu anda. Konsept bir proje daha var içerisinde. Mars helikopteri. Şimdi Mars'a kadar gidiyorsunuz. Oraya bir sürü araba gönderdiniz bu zamana kadar. Bir sonraki olay nedir? Artık helikopter göndermek değil mi? Helikopter de şöyle önemli. Şimdi dediğimiz gibi Mars rover driverları işte seçim yapmak zorunda bunlar. Bir yere giderler, bakarlar, evet şurası ilginç, oraya gidelim derler. İşte bakarlar, burası daha ilginç, buraya dönelim derler. Yani oradaki seçime bağlı bir şey. Ama eğer ki çok ilginç bir şey orada gittikleri bölgede değil de arkadaysa bunu hiçbir zaman bilemezler. Eğer ki bir Mars helikopteri gönderirse bunun gibi yukarı kadar çıkar, sağına soluna bakar, burada ilginç bir şey varmış, o zaman oraya gidelim. Yani Mars helikopteri aslında çok hala konsept bir şey. Yani gönderirse çok güzel olacak ama şu anda ne olacak bilmiyorum. Evet, Mars'ta gerçekten yaşam var mı? Dediğimiz gibi aslında soru buydu. Bu ikinci Mars 2020 misyonu için. Şimdi burada geçenlerde bir sunum vardı. Sunumda şöyle bir şeyden bahsedilmişti. Yani böyle bir sorun.
soru ya da sorun. Şimdi biz bu acaba diyor işte Mars 2020 roverına inşa ederken işte kepçesini yapıyoruz. Kepçesini yaparken içerisinde birkaç tane bakteri kaldı. Tamam mı? Yani içerisinde bakteriler hala duruyor. Ve bu bir şekilde temizlenmeden Mars'a kadar gitti. Ve bu kepçe Mars'taki toprağa batırıldı. Batırıldıktan sonra arkadaki laboratuvara kondu. Konduktan sonra analiz edildi. Analiz sonuçları dünyaya gönderildi. Sonra ne olur? Mars'ta yaşam bulundu, değil mi? Yani buradaki olay aslında ne? Ufacık bir hatanın değeri milyarlarca dolar. Yani gerçekten şu hatayı, şöyle bir şey ortaya çıksa, şöyle bir olay ortaya çıksa ne olur? Ne yapmanız gerekir? En başta yapmanız gereken şey? Teyit etmek, değil mi? Buna giderseniz teyit edersiniz. Gerçekten böyle bir şey var mı? Tabii bu NASA için güzel bir şey. Sonuçta yeni bir misyon planlanacak. İşte yeni yani yeniden bütçeler ayarlanacak falan filan. Evet, komplo teoricileri ne yapacak, ne diyecek? İşte NASA işte Mars'ta yaşam buldu, bizden saklıyor. NASA'nın sırları. Habertürk herkesi değil mi? İzlemediyse NASA'nın sırlarını açıklamadım orada. Ve bu şekilde şey olacak. Ve yeni planlar ne? 2035 yılında ilk insanın Mars'a inmesi planlanıyor. Tabii kolay değil NASA'nın planı. Mars'ta filmini izleyen var mı? Kaç kişi izledi Mars'ta filmini? Orduya gelmedi mi? Çok fazla yok burada. Gelmedi herhalde. Ha, gelmedi mi? Oo. Neyse, Mars'ta filmi güzeldir. Gelirse kaçırmayın. Mars'ta filminde Mars'a gidiliyordu işte. Çok orada çok gayet güzel işte şeyler işte kapsül falan vardı. Mars'a gitmek isteyen kaç kişi var aranızda? Var mı hiç? Oo. Salonun kaç? 3'te 1'i gitmek istiyor herhalde. 3'te 1 mi? 4'te 1 mi? Nihal fotoğrafı çek. Kaç kişi gitmek istiyor? Hemen şeye kalayalım. Az sonra gitmemek için sizi ikna edebilecek miyim bakalım? Evet. Şimdi şöyle bir şey. Mars'a gitmek için şu anda SLS denilen mega roket bir şey tasarlanıyor. Şu devasa araç. Şu yukarısında küçük bir kapsül var. Orion kapsülü. Ve o kapsülün boyutu şu. Gördüğünüz gibi içerisinde sandalyeler böyle bir şey. Ufacık bir şey. Mars'a gitmek ne kadar sürüyor sizce? 3 yıl. O 5 yıl sürmez canım, o kadar değil. 3 yıl. 1 yıl, işte 6 ay, 1 yıl, 1,5 yıl. Mars'ın nerede olduğuna göre değişiyor, değil mi? Yani gerçekten nerede olduğuna göre değişiyor çünkü işte şurada Güneş varsa, şurada Dünya varsa, şurada Mars varsa Dünya da dönüyor, Mars da dönüyor. Her zaman aradaki mesafe bu kadar kısa mesafe değil sonuçta. Dünya buradayken Mars burada olabilir. Yani 1 sene de sürebilir, 1,5 sene de sürebilir. 1 sene sürdü diyelim. Hazır mısınız şunun içerisinde 1 sene boyunca yolculuk yapmaya? Mars'a gitmek isteyen adam. Hazırsınız. Hazırsınız da 2. hafta arkadaşınızla kavga ettiniz. Ne olacak? Yani oradaki problemler de böyle büyük problemler değil işte. İşte suyumu niye içtin? Şu düğmeye niye bastın? Yani o tür şeyler değil mi sonuçta? Yani ufak tefek şeylerden kavga edecek. İşte uzay psikolojisi dediğimiz, uzay tıbbı dediğimiz de aslında buradan geliyor. Yani bu tür teknolojilerin, bu tür şeylerin geliştirilmesinin aşamasında bu çalışmalar da yapılıyor. Yani psikolojiniz sağlam değilse zaten gidemezsiniz. Düşünsenize, 2. haftada kavga ettiniz, 1 sene gidiş var. Mars'ta kalacaksınız biraz. Ondan sonra bir de geri dönüşü var. Yani bayağı bir sorun yani aslında. Yani öyle bir şansınız yok. Hala gitmek istiyor musunuz? Psikolojisi sağlam arkadaşlarımız var. Devam edelim. Mars böyle bildiğimiz gibi çok böyle hoş işte tamam işte Mars'ta filminde böyle ufka bakıp böyle şiir yazabiliyordu arkadaş ama o kadar rahat değil. Sürekli astronot kıyafetiyle geziyorsunuz dışarıda. Tabii birçok teknoloji deneniyor. İşte böyle habitatlar deneniyor. Yani şu anda var olan teknolojiler aslında. Yaşam şu anda çalışılan teknoloji bunlar. Mars'a kadar gittiniz, sağa solu gezmeniz gerekiyor. Size bir de araba tahsis lazım.
Şu anda MEV denilen bir araç yapılıyor. Sürekli dünyadan olmaz işte. Orada kendi yiyeceğinizi de artık hazırlamanız lazım, bulmanız lazım, yetiştirmeniz lazım. İşte filmde örneğin patates yetiştiriliyordu. Haberleri gördünüz mü? Uluslararası Uzay İstasyonu'nda marul yetiştirildi. Astronotlar da gemişti. Maden işlemeyi de öğrenmemiz lazım. Zaten işin sonu ona varacak herhalde. Evet, Mars'ta yaşam zor. Tamam, biraz güldük, biraz daha gülelim. Batıl inançlarımız var mı? Eğer ki periskopu izlediyseniz, bilirsiniz, periskopu izlemediyseniz, geçen de bunu anlatmıştım. JPL'de her misyonun ilk fırlatılış anında fıstık fırlatılır. Fırlatılmaz, fıstık dağıtılır. Benim de artık gidiyor yavaş yavaş. Fıstık dağıtılır. Fıstık dağıtılmasının sebebi de çok eskiye dağıtılıyor. Çok eskiye dayanıyor. Sebep şu. Yıl 1960'lar. Hedef ay misyonda Ranger uyduları. Şimdi 1960'ların olduğu ortamı düşünün. Soğuk Savaş dönemi. 1961'de ilk insan uzaya çıkmıştı. Amerika ne yapacak? İlk insanı Ay'a göndermeye çalışıyor. İlk insan Ay'a gitmeden önce ne yapmanız lazım? Ay'a normal bir gitmeniz lazım değil mi? Bir şekilde Ay'a gitmeniz lazım önce. Proje JPL'e veriliyor. JPL'deki insanlar artık orada çalışmalara başlıyor. Ve Ranger uyduları, işte misyonları başlıyor. Ranger 1... Hadi. Uydusu kalkışta patlıyor. Ranger 2 kalkışta patlıyor. Ranger 3 patlamıyor ama Ay'a kadar gidiyor, Ay'ı kaçırıyor. Ranger 4 Ay'a çarpıyor. Ranger 5 Ay'ı kaçırıyor. Ranger 6 Ay'a iniyor. Kamera bozuluyor. Düşünebiliyor musunuz ne kadar o şanssızlıkları? Artı şunu görebiliyor musunuz? Yani uzay çalışmalarındaki iradeyi. Yani 3 kere başarısızlıktan sonra 4.sünü yapabilecek miydiniz? Ya da 4 kere başarısızlıktan sonra 5 ya da 5'ten sonra 6'yı yapabilecek misiniz? Ve o sırada herkesin işi gerçekten tehlikede. Çünkü yani dediğim gibi soğuk savaş yani Ruslar da aynı şekilde Ay'a çıkmayı planlıyorlar, Ay'a çıkmaya uğraşıyorlar. Kim kazanırsa, kim çıkarsa onlar kazanacak. Ve Ranger 7 misyonu var. Ranger 7 misyonu tam fırlatılmadan önce JPL'in direktörü herkese fıstık dağıtıyor. Biraz rahatlamak için. İşte ortalık çünkü çok stres. Herkesin işi tehlikede yani gerçekten işten olacaklar. Bu kadar başarısızlıktan sonra diyorlar ki bir Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ne bağlı bir laboratuvar bu işi götüremiyor. Biz işte kendi NASA'nın diğer merkezlerinde bu işi yapalım. Yani gerçekten çok yoğun bir stres var orada. Fıstık dağıtılıyor ve Ranger 7 Ay'a iniyor ve çalışıyor. Ve o sırada 4300 tane fotoğraf gönderiyor. Ondan sonra soruyorlar. Diyorlar ki ya bu kadar hepsinde neredeyse aynı şeyi yaptık. 6 kere başarısız olduk. 7. de neden çalıştı? Evet. Fıstık dağıttığından oldu diyorlar. O gün bugündür o az önce gördüğünüz o mavili şirinler vardı ya. İşte o anın içerisinde sürekli orada fıstık dağıtılır ve fıstık bu şekilde bir gelenek haline gelmiş. Evet son slaydım. Bu dünyanın aydan fotoğrafı. Şu dünyanın Mars'tan fotoğrafı. Dünya görüyor musunuz? Evet. Yani bize en yakın gezegenden dünyaya baktığımızda ufacık gözüküyoruz. Yani ufacık bir yerdeyiz. Evrende de ufacık bir yerdeyiz. Kendi galaksimizde de ufacık bir yerdeyiz. Yani çok da büyük bir şey kendimizi büyük görmeye gerek yok. Ufacık bir şeyiz. Teşekkür ediyorum. Benim sunum bu kadar. Sağ olun.
Sanırım birkaç tane soru alabilirim herhalde. Eğer ilgilenen olursa soru sormak isteyen olursa. 2 yıl önce konferansta e-mail adresini almıştım. Kaybettim. Mikrofon geliyor herhalde. Exoplanetlerden şey yapacak mısınız? Periskop falan. Buradayım. Ha oradasınız. Bir daha. Exoplanetlerle alakalı. Periskop'tan yayınınız olur mu? Exoplanetten mi? Ha. Exoplanetler var ya, dünya dışı gezegenler. Evet, evet. Hani onlarla alakalı. Hakkında diyorsunuz. Ha? Ya aslında Periskop yayınlarını sanırım sadece bayağı bir talep var. Açıkçası vaktim oldukça yapmaya çalışıyorum. Bir de ilginç bir şeyler buldukça yapmaya çalışıyorum. Yaparım, niye yapmıyorum yani. Yakın zamanda şu an Türkiye'deyim ama gidince yaparım. Teşekkürler. Ne demek. Evet, başka birkaç tane daha soru alabiliriz. Mikrofon gelecek herhalde ama mikrofon nerede bilmiyorum. Umut Bey merhaba. Umut Bey. El kaldırır mısınız? Ha evet. Burada. Umut Bey, Mars'ın yüzeyinde oksitlenmiş demir. Bildiğim kadarıyla demirin oksitlenmesi için su, oksijen ve su gerekli diyebiliyorum. Mars'ın yüzeyinde o zaman demir oksitleniyorsa bu oksijen ve su olduğu anlamına gelir mi? Suyu duymadım ama yani normal demirle oksijen kesin gerekiyor da su zaten var ama yani suda bir sorunumuz yok artık. Oksijen de var o zaman. Evet. Oksit deniyorsa demir. Oksijen var. Oksijen gazından bahsediyor zaten. Oksijen var zaten. Yani su da zaten var. Onda bir problem. Hatta eskiden de beri vardı. Eskiden de bulunmuştu işte. O ilk robotlar işte şey buluyor. Çakıl taşları buluyor. Şimdi çakıl taşlarının var olması için ne yapmanız lazım? İşte bir dere yatığı falan gerekiyor. Dere yatığının olduğu yerlerde o aşınma ve çakıl taşları oluşur. Yani eskiden bir su yatığından bahsediliyor. Şu anda işte yavaş yavaş bulunuyor bir şeyler. Dolayısıyla bir yaşam formu olma ihtimali yüksek. Zaten yani en büyük araştırma o. Yani, teşekkürler. Ne demek tabii. Şurada bir soru gelecek ama herhalde. Bir tane mikrofon var. Öncelikle teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Konumuzla çok ilgisi var mı bilmiyorum ama ben CERN'deki deneyleri merak ediyorum. CERN deneylerini. CERN'le çok alakam yok ama. Şu ana kadar elde edilen hani, bulgularla ilgili soracağım. Gelecekte uzay yolculuklarını yani insanoğlunun uzay yolculuğunu ne kadar etkileyecek? Hani bu balonlar vardı Mars'a çarpmasın diye şişiyordu robotların balonları. Yani bu hadron çarpıştırıcısının verileri... Hızlı uzaydaki yolculuğu, insanoğlunun yolculuğunu nasıl etkileyecek hızlar, inişler? Aslında bildiğim kadarıyla bu CERN'deki yapılan deneyler, dediğim gibi CERN'le hiç alakam yok da CERN'deki yapılan deneyler bir nevi o parçacıkları bulmaya çalışılıyor. Yani ilk Big Bang anındaki ilk evrenin, Big Bang değil patlama anında oluşan o ilk parçacıkları bulmaya çalışılıyor. Yani başka şeyler, daha neler yapılıyor bilmiyorum açıkçası. Yani tam benim şeyim değil o. Çok özür diliyorum. Hani bu zamanda yolculuk diyorlar. Çok hızlı hareket eden araçlarla ilgili bir sonuca erişebilir mi insanlık? Yani sonraki deneyimler... Zamanda yolculuk evet en büyük sorulardan birisi. Vallahi bilemiyorum. Yani zamanda yolculuk her şey olabilir. Ben şahsen normalde zaten bir zamanda yolculuk yapıyoruz ileriye doğru da çok hızlı, tamam Einstein de diyor işte daha çok hızlı gidersen hızlı zamanda yolculuk yaparsınız diyor da yani bilemiyorum. Yani teoriye göre var. Ama bir soru daha alayım o zaman buyurunuz. Ben böyle de sorabilirim. Sorun. Bu NASA'nın VAR projesi aklımda ben. Ne projesi? VAR projesi. Ya bunu çok duyuyorum ya. Gerçi daha bilmiyorum hiç. Uzayı... Bana da sürekli Twitter'dan soruyorlar. VAR M Drive işte VAR projesi nedir falan da. Uzayı bükerek aşağıya yukarı doğru ışık hızından daha hızlı bir hızda ulaşmayı planlıyorlar. Bu tekrar olarak kaldı mı yoksa çalışma yürütülüyor mu aklımda merak ediyorum. Ya çalışma bu o kadar kolay bir şey değil ya. Yani bu kelimeyi çok duyuyorum da NASA'nın böyle bir şey yaptığı yani bu fiziğin ciddi bir şeyi yani gerçekten duymadım böyle bir şey yapıldığını. Bakacağım ama yani warp drive çok zor bir şey.
Sonuçta uzayı büyüküyorsunuz. Çok hızlı gitmeniz lazım. Işık hızına yakın gitmeniz lazım. Bu da mümkün değil. Nasıl yapılacak? Vallahi hiçbir fikrim yok. Yapıldığını da duymadım yani. Yapılma aşamasıyla alakalı bir şey de duymadım. Yani, evet, herhalde teşekkür ediyorum.